Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. İzotop atomlar ve bu izotop atomlara ait ortalama atom kütlesi ve bunların hesaplamalarından bahsediyor olacağız bugünkü dersimizde. Müzik neler öğreneceğiz? Şöyle genel bir bakacak olursak izotop atomları şöyle bir hatırlayacağız. Neler vardı neler yoktu. Kimlere biz izotop atomlar diyorduk? Ardından da burada ortalama atom kütlesini neden hesaplıyoruz ve nasıl hesaplıyoruz bundan bahsediyor olacağız. Öncelikle bir Dalton atom modeline kadar gidelim arkadaşlar. Dalton atom modeli bize neler söylemişti? Diyordu ki bir elementin bütün atomları birbiriyle özdeştir, birebir aynıdır diyordu. Oysa ki daha sonrasında kütle spektrometresi sayesinde yapılan çalışmalarda bunun böyle olmadığını görüyorduk. Neden? Çünkü kütle spektrometresi bize diyordu ki aynı elemente ait ama Farklı kütle numarasına sahip atomlar bulunabilirdi ve biz bunlara izotop atomlar adını veriyorduk. Ne gibi? Proton sayısı aynı olacak. Tamam, aynı elemente ait olması için proton sayısının aynı olması gerekiyor. Ama nötron sayısındaki farklılık kütle numarasının farklı olmasını getirecek bize. E, kütle numarasının farklı olması değişmesi atomun cinsini, hangi elemente ait olduğu bilgisini değiştirmeyecek ama Farklı bir atom olacak sonuç itibariyle çünkü içerdiği tanecik sayısında farklılıklar olacak. Ne gibi? Mesela hidrojenden bahsediyorsak. Hidrojenin kendisi temel halinde bir tane proton, hiç nötronu yok. Dolayısıyla kütle numarası bir oluyordu ama hidrojenin döteryum adı verilen bir tane izotopu vardı. Neydi? Proton sayısı bir. Dolayısıyla aynı elemente aitler. Bu ikisi de aslında hidrojen elementine ait ama... Döteryumda bir tane fazladan nötron vardı. Bu da onun kütle numarasının 2 olmasına sebep oluyordu. Yani aynı elemente aitler ama farklı atomlardan bahsediyoruz sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu çalışmalar Dalton'un söylediği bu bilgiyi aslında çürütüyor. Hatta tritium diye başka bir izotopumuz daha var. Yine hidrojene ait proton sayısı tabii ki bir hidrojen olabilmesi için. Ama iki tane nötronu var fazladan. Dolayısıyla kütle numarası 3 oluyor. Bu onu bir izotop haline getiriyordu. Mesela karbonun izotoplarından bahsedecek olursak aynı şekilde. Karbonun da 3 tane izotopu bulunuyor arkadaşlar. Şimdi karbon atomu olduğuna göre üçünün de proton sayısının 6 olmasını bekliyoruz tabii ki. Ancak birinde 6 tane, diğerinde 7 tane, öbüründe de 8 tane nötron bulunuyor. Dolayısıyla kütle numaralarına geldiğimiz zaman bunda 12, bunda 13, bunda da 14 kütle numarasının olduğunu göreceğiz. Bu tarz atomlara da birbirinin izotop atomlar adını vereceğiz. Şimdi kütle spektrometresi bize ne bilgiler sağladı? Neleri bulmamızı sağladı? Öncelikle izotopların kütleleriyle ilgili bilgi sahibi olmamızı sağladı. İzotopların var olmasını, varlığını keşfetmemizi sağladı. Bunun yanı sıra doğada bulunma yüzdeleri ile ilgili de bilgi verdi. Tamam şimdi hidrojenin 3 tane izotopu var da doğada hangisinden yüzde kaç bulunuyor? Yüzde kaç hidrojenin e, normal halinden var. Yüzde kaç e, döteryum yüzde kaç e, tridyum halinden var. Bununla ilgili bilgi sahibi olmamızı sağladı bu bilgiler. Şimdi izotop kütleleri ve doğada bulunma yüzdelerini kullanarak da biz ortalama bir atom kütlesinden bahsetme şansına sahip olacağız. Ne gibi? Neon elementin izotoplarından bahsedecek olursak. Şimdi neonun proton sayısının 10 olduğunu biliyoruz. Periyodik sistemde 10. sırada yer aldığı için. Dolayısıyla 3'ü de aynı sembolü sahip aynı elementten bahsediyorsak proton sayıları birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi kütle numaralarındaki fark aslında bunların nötron sayıları arasındaki farkı bize söyleyecek. Kütle numarasını ne vermiş? Demiş ki bundan 21. Bunun kütle numarası 21. Bunun kütle numarası da 22'dir. O zaman nötron sayıları aradaki fark kadar olacak tabii ki. Yani bu izotopta 10 tane nötron, şu izotoptan bahsediyorsak 11 tane nötron, bu izotoptan bahsediyorsak da 12 tane nötron olduğunu gözlemlememiz gerekiyor. Kütle spektrometresi bu ölçümleri yapmasının yanı sıra şunu da yapıyor. Diyor ki herhangi bir örnek aldığımız zaman buradaki atomlardan neon atomlarından %90.51'i bu izotopa aittir. Yani kütle numarası 20'dir. Diğeriniz %0.27 gibi bir oranda 21 kütle numarasına sahip olan vardır. %9.22 oranında olandan da 22 kütle numarasına sahip vardır diyeceğiz. Şimdi bu bilgileri elde ettikten sonra artık ortalama atom kütlesine gidebiliriz. Çünkü ortalama atom kütlesini hesaplarken buna neden ihtiyaç duyuyoruz öncelikle? Ondan bahsedelim. Herhangi bir deney yapacağız, herhangi bir işlem yapacağız. Şimdi bir molünün kaç grama tekabül ettiğinden geldiğini doğrudan bilemeyiz. Çünkü elimizde aldığımız o örnekte herhangi bir izotoptan bulunma ihtimali var. Şimdi burada biz ihtimalden bahsediyorsak hangisinin bulunma ihtimali daha yüksekse ona yakın bir değer almak zorunda kalacağız. Yani doğrudan gidip 20 veya doğrudan gidip 22 alıp işlem yapamayız. Çünkü bizim elimizde bundan da bundan da bundan da muhtemelen var. O yüzden işlemimizi yaparken hesabımızı yaparken şunu değerlendireceğiz. Elimizde aldığımız neon örneğinin büyük oranda ihtimali olarak bulunma ihtimali %90.51 ile şu kütle numarasına sahip olacak. O yüzden biz... 20'nin bir tık üzerinde bir değer aldığımız zaman ortalama değer olarak kütle numarası olarak bunu kullanabiliriz. Şimdi peki bunun hesabını nasıl yapacağız? Tam olarak hangi değeri kullanmamız gerekecek? Burada bir elementin izotoplarının kütlesinin ağırlıklı ortalamasını değerlendirmemiz gerekecek. İşte bu ağırlıklı ortalamaya biz ortalama atom kütlesi adını vereceğiz. Yani sadece izotop kütlelerini değil doğada bulunma yüzdelerini de değerlendirerek bu ortalamayı çıkaracağız. Ve birim olarak da atomik kütle birimini kullanacağız. Tabii ki daha önceden mol kavramı kısmında bahsettiğimiz üzere. Atomik kütle birimi adı da üzerinde zaten atomik boyuttaki kütleleri kul ölçerken kullandığımız kütle birimi olarak karşımıza çıkacak. Ortalama atom kütlesinin hesabında da şunu yapacağız. Kaç tane izotopu varsa hepsini değerlendirmeye almak zorundayız. Bu izotopların doğada bulunma yüzdeleriyle kütle numaralarını çarparak hepsini birbiriyle toplayacağız. 18 tane izotop varsa 18'i içinde bu işlemi yapmamız gerekiyor. Son olarak da 100'e böldüğümüz zaman ortalama atom kütlesi değerini elde etmiş olacağız. Ne gibi neonun ortalama atom kütlesini bulmak istiyorsak. Şimdi dedik ki %90.51'i kütle numarası 20 olan neondur. Bunun çarpımını aldık. Artı dedik 0.1 yani %0.27'si daha doğrusu 21 kütle numarasına sahipti. %9.22'si ise 22 kütle numarasına sahipti. 3 tane toplamda izotop vardı. İşte bu çarpımın tamamını 100'e böldüğümüz zaman 20,1871 atomik kütle birimi gibi bir ortalama atom kütlesine ulaşıyoruz. Bakın o şeye neye kime yakın bulduk bu değeri? En yaygın olarak bulunan izotopa oldukça yakın bir değer bulduk ki Elimiz aldığımız herhangi bir neon e, örneğinde e, Büyük ihtimalle böyle bir değer ortaya çıkacaktır Kütle numarası bunu alırsak da Böyle bir değeri alırsak da Daha hatasız bir işlem yapma şansına sahip olacağız Örnekler üzerinden gidecek olursak Mesela klorun doğada iki tane izotopu var 35 kütle numaralı ve 37 kütle numaralı Atom numarası 17 idi Dolayısıyla proton sayıları Nötron sayıları da 18'e e, 20 şeklinde karşımıza çıkacak Bize demiş ki Kütlece e, tekrar doğada bulunma yüzdesi yüzde kütle e, %75 olandan 35 kütle numarasına sahip olan var. %25 ise 37 kütle numarasına sahip olan izotop var. Şimdi hesaplarken ne yapıyorduk biz? Diyorduk ki birinin doğada bulunma yüzdesini al yani 75'i 35 ile çarp yani kütle numarasıyla artı diğerinin doğada bulunma yüzdesini al 25'i kütle numarasıyla çarp. Yani 37 ile ve 100'e böl. İşte buradan elde edeceğimiz sonuç zaten bize ortalama atom kütlesi değerini verecek. Burada 75 çarpı 35'ten 2625 gibi bir sayıya ulaşacağız. 25 çarpı 37'den 925 gibi bir sayıya ulaşacağız. Ve bunu 100'e böldüğümüz zaman bu bizi sonuca götürecek zaten. O da 35,5 gibi bir değere götürecek. Yani 35,5 atomik kütle birimi Klor atomu için izotoplarının ortalama atom kütlesi değerini verecektir bize. Bakıra geldiğimiz zaman aynı şekilde doğada iki tane izotopunun var olduğunu görüyoruz. Yüzde 81'inden yüzde birinden var. Hemen yapacağımız işlem neydi? 80 ile 63'ü çarpacağız. Artı diyeceğiz. Buradaki yüzde 20 ile 65'i çarpacağız. Ve şuna dikkat. 80 artı 20 yüzü verecek zaten. 75 artı 25. Yani doğada bulunma yüzdelerinin toplamı bize yüzü verdiği zaman aslında bütün izotoplardan bahsettiğimizi anlamış olacağız. O yüzden burayı rahatlıkla yüze bölme şansına sahibiz. Şimdi 80 ile 63'ü çarptığımız zaman 5040 gibi bir sayıya ulaşıyoruz. 20 ile 65'i çarptığımız zaman 1300 gibi bir sayıya ulaşmış oluyoruz. Burayı yüze böldüğümüz zaman ise 63,4 sayısına ulaşıyoruz. Dolayısıyla 63,4 atomik kütle birimi gibi bir kütleye sahiptir diyeceğiz. Galyum için aynı şey yapacak olursak 60 çarpı 69 ilk izotoptan gelecek. 40 çarpı 71 ikinci izotoptan gelecek ve bunu yüze böleceğiz. Yine aynı şekilde 60 artı 40 bize doğada bulunma yüzdelerinin %100 olduğunu yani sadece bu iki izotopun olduğunu göstermiş olacak. Şimdi 60 ile 69'u çarptığımız zaman 4140 gibi bir sayıya ulaşacağız. Artı 40 ile 71'i çarptığımız zaman 2840 gibi bir sayıya ulaşacağız. Bunu yüze böldüğümüz zaman ise 69.8 atomik kütle birimi gibi bir kütle değerine ulaşmış olacağız. Şuna dikkatinizi çekelim. Burada 35.5 olduk. Doğada bulunma yüzdesi daha yüksek olan izotopa yakın bir değer elde etmiş olduk. Burada aynı şekilde 63.4 bulduk. 63 ve 65'ten ortalamayı doğrudan almadık. Doğada bulunma yüzdesi kimde daha fazlaysa ona daha yakın bir değer elde etmiş olduk. Aynı şekilde burada 69.8 bulduk. 69 ve 71'den doğada bulunma yüzdesi fazla olan kimse ona yakın bir değeri elde etmiş olduk. Bütün hesaplarımızda bunu elde edeceğiz. Bir soru çözecek olursak mesela. Atom numarası 48 olan bir X elementinin 50 ve 52 nötrona sahip 2 adet izotopu bulunmaktaymış. Şimdi bu izotopları ayrı ayrı şöyle değerlendirecek olursak iki tane X atomumuz varmış ikisinin de 48 proton sayısına sahip olduğunu bize baştan söylemiş zaten. Ve bunlardan birinin 50 diğerinin 52 nötrona sahip olduğunu söylemiş. Dolayısıyla kütle numaralarını buradan rahatlıkla hesaplayabiliriz. Bu ikisinin toplamı yani 98 kütle numarasına bu izotop sahipmiş. Yine bu ikisinin toplamı yani 100 gibi bir kütle numarasına bu izotop sahipmiş. Ve bize doğrudan hesap yaptırmıyor. Diyor ki bunun doğada bulunma yüzdesi diğerine göre daha fazlaymış. Buna göre hangisi bu ikisinin ortalama atom kütlesi olabilir? Şimdi bizim ortalama atom kütlemiz atom kütlesi diyelim. 98'den daha büyük olacak ve 100'den daha küçük olacak. Tabii ki bu arada bir değer elde etmemiz gerekiyor. Ancak 98'e daha yakın bir değer olması gerekiyor. Yani sadece yüzden değil, 99'dan da daha küçük olması gerekiyor. Çünkü bunların aritmetik ortalaması 99 zaten 99'dan daha küçük bir değer olacak ki gerçekten de bu izotopa daha yakın bir değer elde etmiş olabilir. O zaman 98 ile 99 arasında hangisi var? Ona bakıyoruz. Şunu da unutmuyoruz: 98 de olamaz. Çünkü 98 almamız demek şu izotopun olmadığını kabul etmemiz demek olacak. Öyle bir şey yok. Doğada bundan da var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin arasındaki yani 98.6 gibi bir değeri alma ihtimali vardır. Şöyle bir özetleyelim bakalım neler öğrendik o zaman. Bir elementin farklı kütle numarası ve nötron sayısına sahip atomlarına izotop atomlar diyoruz. Bir elementten bahsettiğimiz için zaten proton sayısının otomatik olarak birbirine eşit olduğunu belirtmiş oluyoruz. Peki bu izotop atomların kütle numaralarını daha doğrusu ortalama atom kütlelerini nasıl hesaplıyoruz? Bunu yaparken de izotopların doğada bulunma yüzdelerini değerlendiriyoruz ve bunların ağırlıklı ortalamalarını alarak hesaplamamızı yapıyoruz dedik. O zaman hemen şöyle bir ödevlendirmemize geçelim. Sıfırdan ona kimya kitabını karşımıza alıyoruz. Neler yaptık, neler yapacağız, neleri yapmamız gerekiyor. Onlardan şöyle bir bahsedecek olursak. Şimdiye kadar kimya temel kanunlarını ve mol kavramında bayağı bir yol kat ettik. Kimyan temel kanunlarını tamamen bitirdik. İzotop atomlar ve ortalama atom kütlesi 22. sayfada bizi bekliyor olacak. Neler varmış neleri yapmamız gerekiyor şöyle bir göz atacak olursak. Burada bize izotop atomlarla ilgili genel bilgi veriyor ve konuyu anlatıyor. Burada da 6 tane soruyla buradaki tekrarı yapmamızı konuyu iyice pekiştirmeyi sağlamamızı bekliyor. Sonrasında sıfırdan da 10'a kimya kitabını kaldırdıktan sonra 10. sınıf Dinamo kitabımızı karşımıza alacağız ve buradan da aynı şekilde izotop atomlar ve ortalama atom kütlesi bizim ödevimiz olacak. Yani 27. sayfa tamamlamamız için bizi bekliyor olacak. Ne varmış 27. sayfada şöyle bir bakacak olursak e <laughs> İzotop atomlar ve ortalama atom kütlesi ile ilgili bir çözümlü örnek karşımıza çıkacak. Burada kazanımı bize öğrettikten sonra da dört tane soruyla e, iyice pekiştirmemizi sağlayacak. Ardından da tanecik sayısı ve mol kavramıyla ilerleyen derslerimizde devam ediyor olacağız. Ödevlerimizi de güzelce aldığımıza göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize iyi çalışmalar ve sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.